Evet, Sakarya Volkswagen bayindeyiz. Otokur'dayız. Şöyle bir Taygo'ya bakıyoruz. Volvo. Bakalım neyi seçecek Taygo'da. Artık farklı bir hissiyata bak. Yani böyle malzemelere bak. Şu kalitelere bak. Mesela malzeme bunda biraz daha serttir. Bir de darlığı bir. Bak böyle genişlik darlık olan. Darlık değil mi? Evet. R-Line versiyon var. Çok güzel gözüküyor tamponları. Bizimki nerede? Evet, bakalım. Aracı arıyoruz. Evet, büyük ihtimalle bizim aracımız bu. Nasıl görünüyor? Passat gibi görünüyor. Beyaz da güzel baba ya. Büyük ihtimalle bu arkadaşlar. Tam bilmiyoruz, koduna bakacağız. Başka var mı zaten? Başka bir boşluk yok. Arkadan falan çok güzel duruyor ya. Güzel tabii ya, harika ya. Değil mi? Daha etiketlerimiz üzerinde. Şöyle arkadaşlardan sökmelerini rica ettim. Bunlar kamera baba. Evet. Amblem kalkıyor, kamera oluyor. Aa, kapı açıkmış ha. Açtır hocam. Bagajımız. Hay maşallah. Evet, Volkswagen'imizi açıyoruz. Bize yıllarca eşlik edecek araç. Bismillah. Nasıl baba? Ayağın frende mi? Frende. Basıyorum. Kapıyı açmamışlar mı? Bak, marş sesi yok. Evet. Passat hissi veriyor. Şimdi yıkamaya geçti. Gençler sizi de koyuyor mu diyor. Şimdi yıkanıyor, hazırlanıyor. Yarın teslimat olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum oluştu. Bakın şu anda bir trafik var, görüyorsunuz. Bizim bu bölgede yaşayanlar bu trafiğe hakimlerdir. Uzun zamandır bizim yolumuzda bir yol çalışması gerçekleştiriliyor ve şu an saatimiz bir sürü işlemler yaptık. Bugün işte ödemeler derken birkaç aksilik çıktı. Onlar uğraştık, çekime gittim ben derken bir sürü iş oldu ve saat 4.17 bayi 5.30'da kapanıyor. Ben bu trafikten geçip eğer eve gidersem ailemi almaya, sonuçta onu aslında babama aldığımız bu aracı babama anlatılmasını istiyordum ama bu sefer bayiye geç kalacağız ve aracı teslim alamayacağız. O yüzden teslim sürecini biz yapıyoruz. Bu arada hayatımın ilk kez bizim yolda su satan birini görüyorum. Yani bu yolda su satabileceğini düşünmemiştim. Ona da şahit olduk. İstanbul gibi oldu diyebilirim. Babama aradım, ben dedim ki baba ben alıyorum. Sana anlatırım arabayı, zaten yoldan da izleyecek. Arabayı teslim almaya gidiyoruz şu anda. Aşırı heyecanlıyız. Zorlu aşamalardan sonra şu an görüyorsunuz yüzümdeki teri. Bugünkü koşturmalardan sonra aracımızı teslim almaya gidiyoruz arkadaşlar. Bir Golf 8.5 aldık, biliyorsunuz aslında arabanın ilk halini sizlere gösterdim. Özellikle jelatinleri sökmeleri için arkadaşlara rica ettim, biliyorsunuz benim jelatin sevgimi. Başka araçların dahi paketini açıyoruz ve paket açmaktan çok mutlu oluyorum. Bu sefer de kendi aracımızın jelatinlerini sökeceğiz. Şöyle bir durum oluştu. Açıkçası aslında beni yakından takip eden arkadaşlar bileceklerdir. Bir eski araba alma hevesim vardı, onun için ben para biriktiriyordum. Babamın da kendince bir birikmişi vardı ve bunu aslında dediğim gibi birleştirelim ve düzgün bir araç alalım ve uzun dönem kullanabileceğimiz araç alalım. Değişiklik bizim sayfamıza renk katar. Her şeyimizi hallettik. Plakalarımız çıktı. Plakayı göreceksiniz. Şimdi biliyorsunuz benim plakalarım hep TR'dir. Yani Türkiye olarak TR alırım. Ya da TC aradım. TC de yok. TR de yok. Maalesef ikisini de bulamadım. O yüzden biraz daha farklı bir plak aldım. Umarım beğenirsiniz. Bilmiyorum beğenip umarım beğenirsiniz. Beğenip beğenmeyeceğinizi bilmiyorum. Söylemedim. Dilim dönmedi. Heyecanlıyım da biraz. Benim için araba almak çok heyecanlı. Ya arkadaşlarımıza araba alırken heyecanlıyorum. Kendimizi düşünün yani, nasıldır şu an içim kıpır kıpır. Bir de bu aşamaya geleceğimizi hep hayal edemiyorduk ya sürekli, hani işte nasıl toplayacağız, nasıl biriktireceğiz. Yani son raddede biliyorsunuz hep böyle son kuruşumuza, son kuruşunu atarak alıyoruz biz araçları. Genelde arabacılar böyledir. Cebinde 100 lira varsa 500 liralık araba bakar. Bizde de aynı durum geçerli. O yüzden heyecanlıyız. Gelin beraber Volkswagen Otokur bayine gidelim. Melih abimizden aracı teslim alalım. Plakalar basılmıştır diye düşünüyorum. Hep beraber sizlere o tatlı güzel anlarımızı kaydedeceğim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Belki en uzun video girişi olmuş olabilir. Bu fiyatlara alınabilecek ideal araçlardan biriydi. 0 kilometre almak istedik. Tabii ki ikinci elde birçok alternatif vardır. Sizler çok daha farklı araçlar tercih edebilirsiniz. Yorumları az çok diyorum yani, çünkü bir artık YouTube videosu sürekli atan biri olarak yorumları videoyu çekerken düşünüyorum. Ancak tabii ki 0 ile 2. arasında elbette ki farklar oluşuyor. Evet, şöyle içeri doğru girelim. Melih abi sanırım bir Amarok teslim etmiş, ediyor diyeyim hatta. Biz de aracımızı şöyle park edip içeri doğru geçelim bakalım. Heyecanımız son seviyede. Tam olarak karşımızdaki bu araç ailemizin uzun süre kullanacağı yeni Golf. Aracın üstünde ne yazıyor? Bu Volkswagen'in artık bir sahibi var. Arkadaşlar henüz plakalarımız gelmemiş.
Melih abinin yanında bekliyoruz. Golf müşterilerine 50. yılı özel bir termos veriliyormuş. Bunu inceleriz sonrasında. Volkswagen'den tabletimize kılıf geliyor. Vallahi hiç bakma, termosu sana veremem. Üzerindeki yazıları da okuyabilirsiniz. Böyle orijinal ürünlere bayılıyorum. 50. yıla özel böyle bir tasarım yapmışlar sanırım. Güle güle kullan. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Tamam. Neydi? 65-35. Kaplan aynası, adaptif ısı sabitleme sistemleri normalde bir önceki tasada yoktu. Onları dahil ettiler. Tamam. Şerit takibi, Prota sistemimiz var. Aracımızda 380 litre bir bagaj hacmi. Bu şekilde biraz daha hani böyle derinleştirilmiş bir bagaj hacmi oluyor. Stepme, Kiriko, Dijon anahtarları bölümde, reflektörü de buraya koyuyorlar. Tamam, gayet güzel. Altta kullanmak bizim için daha iyi abi. Daha mı ediyorsun? Tamam. Evet. Bize bagaj lazım olacak. Araçta akıllı anahtar olduğu için anahtarsız giriş çıkış özelliği olan. Şu çukur gördüğün yere dokunarak aracı kilitliyor. Tamam. Otomatik kaplan ayna var. İç kısmı bu şekilde getirdiğinde de aracınız açılıyor. Gayet güzel. İstersen direksiyon tabi başına buyur. Tamam. Hemen yanına geçelim. Bu kısımları biliyorsunuz da düşünüyorum. İşte sağ tarafa baktığında joystick olarak ayarlanıyor. Sol tarafa alarak aynamızı ayarlıyoruz. Tamam. Bütün ayarlamalar yapıldıktan sonra sağ tarafa bakmasını tavsiye ediyorum. Çünkü geri vitese taktığında arkayı daha rahat görebilmen için aynı biraz daha 15 derecelik bir açıyla aşağı çekiyor kendini. Hı hı. Daha sonrasında D konumunu alıp 15 km hızı geçtikten sonra eski konumuna geri geliyor. Tamam, çok güzel konumdayız. Otomatik konumunda zaten. Arka sis varı buradan. Arka resistans. Ön cam işte maksimum sıcaklık ya da soğukluğu da buradan ayarlanıyor. Okey. Hemen yansıyorum. Tamam. Evet, şu anlatım olayına bayılıyorum. Hızını aldıktan sonra gaz pedaldan ayağını çektiğinde araç geç yavaşlayarak yelken hareketi yapıyor. Süzülme hareketi. Hı hı. Kalkışta da ufak da olsa bir desteği var tabii ki. Bunu hesaplamışlar. Yaklaşık bir yarım litreye yakın bir evet, tasarruf sağlıyor bu sistem. Teknik yerlerde ben de öyle gördüm. Ada ekrana geldiğimiz ana menüde bu çıkıyor. Telefonumuzu istersen daha sonra tanıtalım. Sonra bağlarım ben. Apple CarPlay ile bağlarım. Gelerek My Volkswagen 6535 aracımızın son 4 şasi numarası. Hı hı. Onu karşılıklı onayları verdikten sonra en son Apple CarPlay onu istiyor. Ve onayladıktan sonra ekranı direkt buraya yansıtıyor. Tamam. Navigasyonu o şekilde oradan kullanabiliyoruz. Radyo kısmına geldiğimizde şu an Sakarya'da olduğumuz için Sakarya'da çeken radyoları buraya alıyor. Ya şimdi biz sürücü olduğumuz için bu taraftan ses arttırma, buradan da kanal arttırmayı tavsiye ediyoruz ama burada tabii ki böyle dokunmatik bir ekranımız var. Önceki versiyonda bu yoktu galiba. Çevirmeliydi galiba önceki. Değil mi? Öncekinde evet, burada bir tuşumuz vardı. Hı-hı. Çevirmeliydi. Küçük bir ekran vardı. Klima detayları biraz daha farklıydı. Bu ekran çok güzel olmuş. Bu ekran hem daha konumlandırılması da güzel ve daha ferah, daha büyük. Sesi şuraya ayarlayabiliyor muyuz acaba? Şurayı kaydırmalı. Oradaki site, orada jelatin vardı, biraz zor oluyor ama evet, normalde dokunmatik buradaki ekranla evet. Ben arkadaşlar, burada arkadaşlar ben söktürmeni normalde söküp tabii teslim ediyorsunuz. Evet, tabii o şekilde teslim. Araç ayarlarının gördüğümüz yerde işte konfor aydınlatmaları, aynalar. Hani bunlar hep otomatik olduğu için tekrardan anlatmıyorum. Lastik evet, üstüne bir basınç kaybı olduğunda onu da biliyorsunuzdur. Aslında standart şeyler bizim genelde diğer araçlarda gördüğümüz Volkswagen'in standart şeyleri. Ha bak, onu bilmiyordum çevirme olduğunu. Bu şekilde çevirerek yapabiliyoruz. Camlarda bu şey hani anahtara basılıp tutarak kapama açma modu aktif. Tamam. Bu arada aracımıza eklenen özelliklerden bir tanesi araçtan uzaklaşma durumunda aracı kilitleme, yaklaşma durumunda aracı açma. Yani temassız da bu işlemi yapabiliyoruz. Aa, süper. Evet. Onu buradan aktifleştirebiliyorum. Önceki versiyon bazen yetişemiyordu. Çünkü kapı kolunu bir anda eline attığında ikinci kez çekmen gerekebiliyordu mesela. Evet, hatta bunda kilitleme başarısız olduğunda bir uyarı sesi de veriyor. Onu da açalım abi. Buradan aktifleştirebiliyorum. Bunu da en son çıkarken deneyimleriz. Bu hibrit neydi abi, merak ediyorum. Az önce bahsettiğim, yani bunu burada bilgilendirme yapıyor sadece. Geri kazanım otomatik düşük. O zaman ayağımızı frenden çektiğimizde bir rejen gibi bir işlem mi yapacak yani acaba? Biz frene bastıkça oradaki kinetik enerjiyi depolayan bir batarya var. Bu arada önceki araçta böyle bir menü yoktu, hibrit menüsü. Geri ama kablosuz Apple CarPlay değil mi zaten bunda? Evet, kablosuz Apple CarPlay. Geri görüş kameramız burada. Manevra frenleme sistemi belki biliyoruzdur. Hani hı-hı, park etme hızlarında yani 14 km hızın altında bazen işte fark etmediğimiz durumlarda bir saksı, bir ağaç ya da herhangi biri geçiyor olabilir. Araba sizin bunu fark etmediğiniz durumlarda bir müdahale ediyor. Beni çok kurtardı. Ya evet. Önce Passat kullandım biliyorsun, belki Trendline bir Passat'ım vardı. Onda da iyi vardı. Evet. Bu çok güzel bir sistem. Mesela klimaya kısa yoldan nasıl geçebilirim? Şimdi bu ona basabiliriz. Kasalarda buraya basıyorduk. Yine burada da var, burada da var. Hani fan ayarını 1'e düşürdüm. Tamam, çok güzel. Artık asistan paketlerine bakalım. Şerit takip sistemi, yol çizgileri belirginse şeridin en sonuna geldiğinizde bir direksiyon titreşimi de gönderiyor.
Dikkat uyarısı da burada gerçi bu infoların açıklamaları var. Dikkat uyarısı. Aa, evet. Sürücünün komutlarındaki kumanda girişlerini analiz eder. Sürücünün dikkati kısa süreliğine dağıldığında uyarır. Bu durum kazaların önlenmesine yardımcı olur. He. Bunları galiba deneyimledim. Tabii ben karşılaştım da ama yorgunluk uyarısı değil bu galiba gördüğüm kadarıyla. Değil. O mola tavsiyesi ayrı. Yorgunluk asistanı bir mola tavsiyesinde bulunuyor size. Şu an çoğu firma yeni getirdi abi bu arada onu söyleyeyim. Yani. Bu zaten zorunluluk kıldılar evet. Artık. O sebepten dolayı getiriyor ama biz bunu yıllardır öncesine getirdik. Front assist görsel olarak bir uyarı çıkacak karşımıza. Hı hı. İkinci uyarısı gong sesi 3'te artık bir ufak bir sirkeleme fren yapıyor. Daha sonrasında da gerekli durumda tam frenleme yapıyor bu araç. Adaptif sabitlemeyi önümüzdeki araç 60 ile seyrediyorsa aracımızı takip mesafesine koruyarak bizim aracımızı 60 km hıza düşürüyor. Öndeki araç duruyorsa duruyor. Hareket ettiğinde 3 saniye sonra bizim aracımız da hareket etmeye başlıyor. Trafik de İstanbul'da güzel olacak. Buradaki işlemleri şurada mod tuşuna basarak Travel Assist'e. Ya Travel Assist'e bayılıyorum. Bu arabada olması mükemmel. Yani çok hoşuma gitti. Travel Assist'e yarı otonom sürüş zaten. Ve güzel çalışıyor bu arada. Yani evet. Mesela arabaları sağdan geçmiyor. Ambiyans aydınlatmaları. Hazır temalar var. Infinity, Eternity, Desire, Vitality diye. Hani buradaki ambiyans aydınlatmalarını gösteriyor. Parlaklık anlamında biraz daha açayım. Gündüz olduğu için çok belirgin olmasa da. Evet, burada görüyorum. Kapılarda burada görüyorum. Var. Burada kişiselleştirmede daha da fazla işte renk tonu görebiliyorsunuz. Direksiyon ısıtmasını buraya da aldılar. Bu eskiden olduğu gibi burada da bir tuşumuz var. Direksiyon ısıtmanın 3 kademesi oluyor. Bu arada direksiyon ısıtmayı hiç beklemezdim. Yani lüks bir donanım direksiyon ısıtma. Aracımızda kış paketi var. Direksiyon, bu arada koltuk ısıtmayı da burada müdahale edebiliyorsunuz. Evet. İkisinin de olması çok kullanışlı yakışın. Rear, arka tarafa işte klimasında buradan müdahale edilebiliyor. Bildiğimiz üzere buradaki kokpit aynı işte elektromekanik el freni, auto hold. Araç tuşuna bastığımızda burada ESP var ama burada farklı şeyleri de alabiliyoruz. Ya bu ekranın aslında tek amacı Apple CarPlay, ben sana söyleyeyim abi. Apple CarPlay olduktan sonra tamam her şey. Evet, kablosuz şarj edebileceğiniz bir ünite var. Evet, kablosuz şarjda soğutma da mı geldi acaba diyeceğim, yok bu şey. Yani onu soğutma amaçlı değil bence. Sileceklerimizi tek bir üst kademe olarak otomatik konumuna alıyorum. Tamam. View tuşuna basarak buradaki kadan değişiklik yapabiliyoruz. Evet. Sağ tarafa çekerek sağda olması gereken menüleri sol taraf olarak solda istediğiniz menüleri alabiliyoruz. Arka tarafa erişim de bence çok güzel bir şey. Uzun seyahatte arka tarafa oradan erişim sağlayabiliyorsunuz. Gayet güzel. Senin sormak istediğin bir şey varsa tekrar anlatayım. Valla her şey süper abi. Her şey çok güzel anlattın. Aracı zaten bildiğim için çok da anlatamıyorum. Bu şekilde. Garanti kitapçığımız burada bugün itibariyle başlıyor. 2 sene burada da kullanım kılavuzu. Evet arkadaşlar içeriden anlatabileceklerimiz bu şekilde. Ama bizdeki normal standartın çok dışında. Yani önce yukarı basıyormuş mesela. Bizde normalde eskiden aşağı basıyorduk bunu. Allah Allah. Şöyle ama ya bu Golf çok önem vermiş. Öyle çok güzel olmuş ya. Gelince de. Bizim markanın önüne geçmiş bir arabadır bu Golf. Yani evet. Bu konuda. Volkswagen'in benchmark'ı ya. Plaka. Getireyim mi? Plaka çok güzel olmuş ama. Evet. Valla çok güzel gitti. Abi YY nasıl olmuş? Böyle biraz. Biraz farklı olsun ya. Ben normal TR alıyordum da TR kalmamış. Yok, yani yıldırım böyle hani. Tam plakalı da mı Volkswagen geliyor size? Tabii tabii, bunu bizim plakalığımız değil. Ha, direkt Almanya'dan geliyor. Yani distribütör bence ürettiği için. Şunu size vereyim. Evet, aracımız artık bayiden dışarı çıkarılıyor. Yeni LED farlarımız. Sesi falan çok düşük seviyede ya, kapalı olmamasına rağmen. Arkadaşlar beyaz rengi beğendiniz mi? Ya beyaz eskimez diye düşündüm. Tabii alternatifim de çok fazla yoktu. Bunu biz güzel bir kaplama yapacağız. Siz videolarda göreceksiniz. Aracını güle güle kullan. Allah razı olsun. Yeni sormak sizin içerisi her zaman beklerim. Çok çok güzel. Görüşürüz olsun. Allah razı olsun. Kendinize dikkat edin. Arkadaşlar biz yolumuza başlıyoruz. Daha güzelleri, daha iyileri sizlerin olsun. Şimdi gidelim benzinimizi dolduralım ve evimize doğru geçelim. Bismillah diyerek başlıyoruz. Arabamız kaç kilometrede gelmiş onu merak ettim. 6 kilometrede. Golf hayatına başlıyor. Bakalım biz de kaç kilometre görecek. Hep uzun kilometreler gidiyoruz. Golf'ün geleceğini çok merak ediyorum. İnşallah kazasız belasız kullanırız. Yolumuza başlıyoruz. Bir fulleyelim arkadaşlar benzinimizi. Hoş bulduk abi. Selamünaleyküm. Abi V-Power'dan fulleyelim. Nasıl görünüyor ama? Bence çok güzel görünüyor. Yani küçük bir makyaj olsa da makyaj sonrasında bence çok daha güzel görünmüş araç. Bilmiyorum, hoşuma gitti. Arkadaşlar depomuzu fulledik, 830 km menzili gösteriyor. 40 litre aldı, 1930 lira yanılmıyorsam bir benzin aldık. Uzun zaman sonra benzin almak beni çok rahatsız etti. İstikametimiz Geyve. Elbette şundan tabii bahsetmem lazım, hepiniz biliyorsunuz. İlk anlarda sakin kullanacağım arkadaşlar. Yani 3000 devri geçmeyeceğiz. Rodaj sürecinde 1000 km boyunca böyle kullanacağız. Motordan doğru düzgün ses gelmiyor, 1.5.
116 beygirli yeni motora sahibiz. Aslında bu yüzden arkadaşlar aldım ben. 1.5 motor benim için çok önemliydi. 4 silindirli olması benim için çok önemliydi. Evet, köyümüze geldik. Araba cidden çok güzel duruyor ya. Vallahi beyazın bu kadar güzel olacağını düşünmezdim. Ya da benim kendi aracım gibi gözüküyor. Evet, bu ne? Neye benziyor? Araba. Evet, eve aracı getirdim. Şöyle kapının önüne koyduk. Bu araçlar da arkadaşlar bakın uzaklaşınca hop kapıda gidiyor. Plakamız nasıl oldu ya, beğendiniz mi? Babam ilk kez kullanıyor. Bu yoldan çok fazla çıkacak bu araç. Biraz bu olumsuz. 50. yıl termosumuz bu şekildeymiş. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha iyileri, daha güzelleri hep sizin olsun. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda ve bu aracın detaylı videolarında görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.